neler yaşadılar? Faciadan sağ kurtulanlar o anları anlattı. Soma'daki faciadan sağ kurtulanlar o anları anlattı. Yerin altında saatlerce bekledikten sonra kurtarılan işçiler ailelerine kavuştukları için mutluydular. Bir başladı ağlama. Hasan Demirci, Soma faciasını yaralı atlatan madencilerden biri. Tam 7,5 saat boyunca o kabusu yaşadı. Ölümle yaşam arasında gidip geldi. Tıpkı diğer yüzlerce madenci arkadaşı gibi. Yani gündüz vardesin dedim ben. Saat 3-3.30'a doğru benim işim bitti. Evet. İşte yer üstüne çıkıyordum. O anda da bir kara bir duman geldi üzerime karşı. İşte bize yukarı çıkmayın, gaz maskelerinizi takın, aşağı doğru inin diye bize bir ikaz uyarısı yaptılar bize. Biz de o ikazlara hemen uyduk ikazlara. Sonra bizi çıktık yukarı doğru. İşte bizim pis hava dediğimiz yerlerden vardı, oraları çıktık. Kaçamak dedikleri sığınaklara karbon monoksit gazı sızıyordu. Ölüm her an onları da yakalayabilirdi. Dua etmekten başka bir şey gelmiyordu ellerinden. Bir yandan da dışarıda yollarını gözleyen ailelerini düşünüyorlardı. Hasan Demirci, 1,5 ay sonra dünyaya gelecek oğlunu aklından bir an olsun çıkaramıyordu. Dün o gün olay gününde hep kendime oturdum, hep Allah'a dua ettim. Yani şu an 7 aylık bir eşim var yanında gördüğünüz gibi. Allah nasip ederse 1,5 ay sonra doğum yapacak hanım. Hep onun üzerine dua ettim. Allah'ım doğacak çocuğumun yüzünü göster bana yarabbim dedim. Allah'ım çoluğumun çocuğumu bana kavuştur yarabbim dedim. Allah'ım dedim sana ne olursun dualarımı ettim. Hep dualarımı açtım. Hasan Demirci için zordu elbette ama 7,5 aylık hamile eşi Zehra Demirci için çok daha zordu. Bir hastaneye koşuyordu, bir maden ocağına. Tam 7,5 saat boyunca eşinden haber almaya çalışmıştı. Tabii hastanede sürekli bekliyor, sürekli yaralı, ölü, her şey yani herkes geliyor ama bir türlü yani herkes koşturuyorsun yani adı var mı, Hasan var mı? Yani isim bekliyorsun yani hiçbir şey yok yani o an anlatamam. Yani çok zor bir şey. Onun da elinden gelen bir şey yoktu. Ağlamak ve dua etmek haricinde. Sen çocukların bağışlasın dedim. Başka hiçbir şey demedim. Hep sürekli dua ettim. Hasan Demirci kurtarıldı ama hala yerin kilometrelerce altında yüzden fazla işçi var. Ve onların aileleri de kahrolmuş durumda. Bizim biraz da acımız yani hafifledi ama milletin hafiflemedi yani. Herkesin ocağına ateş düştü yani yandı. O anki durum çok kötü bir şey zaten yani. O an orada cenazelere bakmak, yani hastalara bakmak, beklemek, içinde acaba o var mı? Ölülerin içinde var mı? Yaralıların içinde mi? Yani o an çok kötü bir şey zaten içinden bakmak, onları bulmak. Yani anlatamam ya çok kötü bir şey. Allah'ım hiçbir şey yani böyle bir acı vermesin Allah kimselere. Ölüm madeninden canlı çıkmayı başaran bir diğer işçi Ali Güneşli. Çok değil, kurtarma ekipleri birkaç dakika daha geç gelseydi Ali Güneşli belki bu röportajı veremeyecekti. Bize bir haber geldi tabii. Haber gelince bacaları boşalttık. Ana yola doğru çıktık. Ana yolun yarısına kadar geldik ama artık yürüyemiyoruz dumandan. Başka bir bacaya sığındık. Kaçamak var. Kaçamakta bayağı bir durduk, orada temiz hava varmış. Ne kadar durduk? 140 kişi falan vardı. 140 kişiydi. Evet. O yani ne kadar durdular orada? Orada ne kadar durduk? Saat 3.30'dan 9.30'a kadar durduk.